İnsanoğlunun bir asırda karşılaştığı 5. 21. yüzyıldaki 2. pandemi COVID-19. 2019'un sonunda Çin'de ortaya çıktı. Bir hayvan pazarı ya da viroloji laboratuvarında? Cevabı hala bilinmiyor. Çin'den dünyaya yayılan COVID-19 salgınında şimdiye kadar dünya çapında 6 milyonun üzerinde insan can verdi. Birleşik Devletler'de COVID-19 sebebiyle toplam can kaybı milat kabul edilen 1 milyon rakamına ulaştı. Salgından en kötü etkilenen ülke oldu. Salgının başından bu yana 2 yıl 4 ay geride kaldı. Trajedi, kapanma, karantina, aşılar, varyantlar, siyasi tartışmalar. Bu süreçte neler yaşandı? Bugün durum ne? Ve Amerika Birleşik Devletleri için salgınla ilgili nasıl bir gelecek öngörülüyor? Çin'in Wuhan kentinden yayılan bu korona virüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişide tespit edildi. Başkent Washington DC'de olağanüstü hal ilan edildi. Başkent Washington DC'de salgının ilk görüldüğü Georgetown semtindeyiz. ABD Başkanı Donald Trump bugünü Ulusal Dua Günü ilan etti. Amerikan yönetimi Avrupa ve Çin'i sorumlu tutuyor. Virüs küresel piyasaları da ciddi şekilde sarsıyor. Sağlık sistemine çok aşırı yük binmiş durumda. Acilen 30 bin solunum cihazına ihtiyaçları olduğunu. COVID-19 salgını küresel çapta büyümeye devam ediyor. Şehirler yavaş yavaş tenhalaşıyor, hayalet şehirlere dönüyor. Küresel salgın hayatın her alanında düzenlemeleri beraberinde getirdi. Seyahat kuralları onlardan biri. Hemen arka planda gördüğünüz çadırlar birçok restoranın önünde kurulmaya başlandı. İçeride kesinlikle yarından itibaren yeme içme yasaklanıyor. Başkent Washington DC'de ilk koronavirüs aşısı New York Long Island'da yapıldı. ABD Başkanı koronavirüse yakalanınca başkent Washington'ın meşhur dedikodu kazanı da kaynadı haliyle. Trump kendisi bu pandemiye bilimsel olarak yaklaşmadı. Daha çok politik olarak yaklaştı. Kendi taraftarlarına, ona oy verenlere hitap etmeye çalıştı. Bir de tabii ülkenin kapanmasını hiç istemiyordu. Bu bakımdan devamlı pandemiyi alttan aldı. Yaptığı en iyi şey aşılardı. Joe Biden istihbarat kuruluşlarına virüsün kökeni hakkında çalışma yapmaları talimatı vermişti. Biden'ın yaptığı en büyük bence durumda bu aşıların insanlara ulaştırılmasını sağlamak oldu. New York şehri aşı kartı uygulamasını yürürlüğe koydu. Amerika'da belli bir kesim ne aşılara ne bilime inanmıyor ve bu yüzden de bence en az 200-300 bin kişi hayatını boş yere kaybetti. Yani bu insanlar aşılarına tam olmayan, hiç olmayan insanlar. Biden döneminde aşılama muhafazakar kesimin direnişi sebebiyle arzulanan seviyede değildi. 2021 yılının yaz aylarında vaka sayısındaki azalma sonucu tedbirler kaldırıldı. Ancak erken alınmış bir karardı. Delta varyantı hızla yayılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve aşıya direniş de devam ediyor. Çok yüksek hızla yayılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde Omikron varyantı. Öyle bir virüsle karşı karşıyayız ki yani bu son varyantlarla birlikte insanlık tarihinin gördüğü en bulaşıcı virüs. Yani sonuçta tabii ki aşı olanların da bir kısmı enfekte olmakla birlikte aşı olmayanlar da enfekte oluyorlar ve bağışıklık artıyor. Ne yazık ki aşı olmayıp da enfekte olanların bağışıklığı çok uzun sürmeyebiliyor. Eğer Omikron gibi bir varyant bir yıl önce, 1,5 yıl önce ortaya çıkmış olsaydı onu durduramıyorsunuz zaten. Yani önlemler bile yetersiz kalıyor. Çin'deki durumu görüyorsunuz zaten. O bakımdan gerçekten aşılar milyonlarca insanı, belki 10 milyonlarca insanın hayatını kurtardı diyebiliriz ve kurtarmaya da devam edecek bundan sonraki süreçte. Bu aşılar gerçekten çok çok etkililer. Ağır hastalığa ve ölümlere karşı belki bir doz aşı daha gerekebilir ki 4. doz aşılar yaşlı gruplar ve bağışıklığı bastırılmış kişiler için şu anda bile tavsiye ediliyor.
Birleşik Devletler'de 2021'in sonlarına doğru varyantların beklenenden daha ölümcül sonuçlar vermesi insanları aşıya teşvik etti. Artan aşılama ve toplum bağışıklığı sayesinde 2022'nin ilk aylarında ölüm sayısı yeniden azalmaya başladı. Biden yönetimi tedbirleri bir kez daha kaldırdı. Bu kez yeni bir varyantın vurmaması ümit ediliyor. Ben bu olasılığı mümkün görmüyorum açıkçası. Yani yepyeni bir virüs çıkması lazım. Yani bu şu anki virüsün mutasyonuna uğrayarak tamamen aşılardan, bağışıklıktan kaçarak çok daha ölümcül hale gelme olasılığını çok 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 düşük olarak görüyorum. Yeni varyantlar da çıkıyor. Bu varyantlar çıkmaya devam edecek. Daha omikronun alt grupları biraz daha bulaşıcı, biraz daha antikorlardan kaçabilen bu virüsün normal evrimi de diyebiliriz. Benim kanımca pandeminin sonuna geldik. Birçok ülkede pandemi bitiyor. Birleşik Devletler, Türkiye, İngiltere gibi ülkelerde yüksek aşılama oranı sayesinde hayat normale döndü. Ancak aynı şeyi salgının çıkış noktası olan Çin için söylemek mümkün değil. Çin hala eski yöntemlerle, milyonluk şehirleri kapatarak salgınla mücadele etmeye çalışıyor. Aslında Çin salgının bitişini erteliyor. Bu dengeyi kuramadılar. Bir politika haline getirdiler sıfır Covid politikasını. Ama virüse karşı dayanabileceklerini zannetmiyorum. Şu geldiğimiz süreçte bu yaptıkları çok anlamsız geliyor bana. Omikron'un ortaya çıkmasıyla birlikte bu sıfır Covid politikası sürdürülebilir bir politika değil. Bunu her ülkede görüyorsunuz. Yani önlemler de artık anlamsızlaştı. Bu virüsü durduramazsınız. Yani ne yaparsanız yapın bir süre erteleyebilirsiniz. Yani ama bunun bedeli çok büyük oluyor. Yani şu anda Şangay'da 23 milyon insanın 2-3 hafta tamamen evlerine kapatılması, bunun ekonomik bedeli, insani bedeli çok çok daha fazla. Yani bir şekilde bu virüs tekrar girecek oraya. Yani bundan kaçış yok. Salgının çıkış noktası Çin'in, 10 milyonlarca insanın yaşadığı şehirleri bütünüyle kapatarak eski yöntemlerle salgını atlatması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Diğer taraftan karantina ve kapanma insanların tahammül sınırlarını epey zorluyor. Pandemi psikolojisinden de çıkmak gerekiyor. Artık bu virüste yaşamaya alışmamız lazım. Bu virüs endemik duruma geçiyor. Yani endemik dediğimiz hep bizle beraber. Bir grip virüsü gibi, influenza gibi, diğer virüsler gibi bazen dalgalar olacak, mevsimsel olacak. Bir süre sonra bu virüse karşılaşacaksınız. Bundan kaçış olmayacak. O karşılaşma anında bağışıklığınızın en iyi durumda olması önemli olan. Bunun da en önemli kriteri aşıların tam olması. Şu anda çoğu insan için bu 3 doz BioNTech aşısı veya 2 doz Sinovac olanlar için 2 doz daha BioNTech aşısı olmaları, yaşlı gruplar, riskli gruplar için birer ek doz daha olmaları şu anda en önemli durum. Bu durumda olan insanlar için aslında COVID şu anda gripten daha az ölümcül durumda. Yani aşıları tam olanlarda 10 binde 1'in altına inmiş durumda. Bu da bence çok önemli bir kriter. Yani pandemi sürecinden çıkabilmemiz için ağır hastalığın ve ölümlerin çok düşmesi lazım. Şu anda gripin altına inmiş durumda. Vakalar olacak. Yani vakaları saymanın da çok fazla bir anlamı kalmadı bence. Ama burada önemli olan ağır hastalığın ve ölümlerin önlenmesi olacak. Bu bakımdan insanlar normal hayatlarına dönmeliler. Ben yine de insanlara maske takmalarını tavsiye ediyorum. Bu COVID için değil, diğer virüsler için. Yani grip de tehlikeli bir virüs. Özellikle risk faktörünüz varsa yüz binlerce insan gripten de ölüyor. Takabiliyorsanız bu tedbirleri almaya bence alışkanlık olarak devam etmekte fayda var. Ama bir yerde de bu pandemi psikolojisinden çıkıp hayatımızı normalleştirmemiz de gerekiyor. Bence o sürece geldik şu anda. Covid-19 salgınının en sancılı dönemi geride kaldı. Aşı sayesinde birçok ülke virüsle yaşamaya alıştı. Aşı ve gerektiğinde maske kullanarak salgından önceki yaşamı sürdürmenin mümkün olduğu görüldü. Covid-19 salgını birçok açıdan gelecek salgınlar için insanoğluna kılavuz oldu.